Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Menderes sevgisine iki çarpıcı örnek. Dursun Gürlek. Yaz mevsimiyle veda ettiğimizi, hayat takviminin son yapraklarını da koparmaya başladığımızı bize hatırlattığı için Eylül ayına hüzün ayı diyebiliriz. Nitekim büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı da hazan mevsimini konu alan şiirine "Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur." beyitiyle başlayarak bu gerçeği dile getiriyor. Eylül ayı sadece hüzün ayı değil, aynı zamanda matem ayıdır. Sebebini mi merak ediyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Aziz Türk milletini tek parti diktatörlüğünün zulmünden kurtaran, icraatlarıyla ve efendiliğiyle halkın gönlünü kazanan, ezan-ı Muhammedi üzerindeki yasağı kaldıran, imam hatip okullarını açan, Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacaktır diye haykırarak gönülleri ferahlatan Adnan Menderes, işte bu ayda 17 Eylül 1961'de millete rağmen idam edildi. Halkımızın Menderes'e duyduğu sevginin, gösterdiği ilginin büyüklüğüne bakınız ki aradan tam 59 yıl geçtiği halde bu muhabbette en küçük bir eksilme olmadı. Onun fani hayatına son veren darbeciler çoktan unutulduğu halde merhum hayırla, dualarla anılmaya devam ediliyor. Büyük bir vefa gösterisi olarak adı caddelerde, bulvarlarda, havalimanlarında yaşıyor. Her ölüm yıl dönümünde anma toplantıları yapılıyor, adına mevlitler okutuluyor. Merhum Menderes'e gösterilen saygı ve sevgi ne kadar büyükse duyulan kin de o derece katmerliydi. Dindarlarla uğraşmayı kendilerine en önemli iş edinen kindarları, kinleriyle, gayızlarıyla baş başa bırakıp Menderes sevgisine bir iki çarpıcı örnek vermek istiyorum. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ortaya çıkardığı kabuslu günlerde mütedeyyin bir subayımız evlenme teşebbüsünde bulunuyor ve Balıkesirli bir kızla nişanlanıyor. Ancak damat adayı ne zaman nişanlısının evine gitse müstakbel kayınpederinin asık suratıyla, üzgün tavrıyla karşılaşıyor. Acaba asker olduğum için mi kızını vermek istemiyor diye endişe etmeye başlıyor. Son gidişinde kayınpederini yine aynı elemli ve kederli bir halde görünce nişanlısını kaçırmaya karar veriyor. Ve bir akşam askeri bir araçla kızı kaçırıyor. Lakin bu işe en fazla nişanlısı şaşırıyor. Çünkü kızı kaçırması için hiçbir ciddi sebep yoktur. Nişanlısı bunu niçin yaptığını sorunca genç subay, "Kaçırmayayım da ne yapayım? Ne zaman evinize gelsem babanızın hiç gülmeyen yüzüyle, asık suratıyla karşılaşıyorum. Demek ki bu evlilik olmayacak" dedim ve kaçırmaya karar verdim. Kaçırılan kız bir kahkaha attıktan sonra işin aslını söyleyip şöyle diyor. "Mesele senin bildiğin gibi değil. Babam Menderes'in idamına o kadar üzüldü ki yemekten içmekten kesildi. Onun için yüzü gülmüyor." Menderes muhabbetini canlı tablolar halinde gözler önüne seren örnekler o kadar çok ki hepsi bir araya getirilse koca bir kitap olur. Yeri gelmişken bir örnek daha vereyim. Merhuma duyulan sevgi 1959'da meydana gelen uçak kazasından sonra adeta tavan yaptı. Kısaca anlatayım. 1959 yılının başında Kıbrıs konusunda taraflar, sonunda bağımsız bir cumhuriyet kurma konusunda prensip anlaşmasına varıyorlar. Önce Türk ve Yunan hükümetleri 11 Şubat 1959'da Zürih'te, bu konuda bir hafta sonra da Londra'da buluşup esas antlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardı. İşte bu imza töreni için İngiltere'ye giden Türk heyetinin uçağı büyük bir kaza geçirdi. Menderes'in de içinde bulunduğu uçak 17 Şubat 1959'da Londra'nın 25 mil güneyinde sis yüzünden yolunu kaybedip yere saplandı. Pilotlar ve hostes dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. Geri kalanlar da yaralandılar. Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu'yla Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ölenler arasındaydı. Menderes hafif yaralarla kazayı atlatmıştı. Kıbrıs'la ilgili Londra Anlaşması'nı 19 Şubat 1959'da klinikte imzaladı. Kısa bir süre sonra da 27 Şubat'ta sağ salim olarak Türkiye'ye döndü. Başbakanın uğradığı kaza memlekette olağanüstü bir heyecan uyandırdı. Bu vesileyle bir kısım halkın Menderes'i ne kadar sevdiği bir kez daha görüldü. Yeniköy'e gelindiğinde kendisine muazzam bir tezahürat yapıldı. Bütün memlekette yüzlerce kurban kesildi. Bizzat Menderes hemen Eyüp Sultan'a giderek 10 kurban kestirdi. Yakın arkadaşı Samet Ağaoğlu'nun ifade ettiğine göre kendisi de bu kurtuluşunu ilahi bir korumaya bağlamıştı. Bundan sonra grup toplantılarında Allah'ın sevdiği insan olduğunu gururla beyan edecekti. Halkın içinde de aynı inanç hızla yayılmıştı. Bu konuyu teyit eden önemli bir rüyayı Üstad Necip Fazıl, "Benim Gözümde Menderes" isimli kitabının sonunda kaydediyor. Bu olay sanat dünyamızda da yankı buldu. Meşhur hattatlarımızdan merhum Necmettin Okyay, orijinalini gördüğümüz şu tarihi düşürdü. "Hüvel Hafız,
Hak himaye eyledi Adnan Bey'i teyyarede, şükrünü ifa için imar-ı mülke cehdeder. Kalbi milletten bu tarih geldi bağ avni hüda, başvekili koruyan Allah'a herkes hamd eder. Nazmehu ve ketebehu Necmüddin Gaferele. Sadece hattatlar mı? Necip Fazıl ve Kemal Edip Kürkçeoğlu gibi güçlü şairlerimiz de Menderes'e mersiyeler yazdılar. Özellikle Kürkçeoğlu'nun şiiri, Baki'nin Kanuni mersiyesi kadar bir şaheserdir. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Dursun Gürlek.